Geçelim bir başka diyara. Biraz İrem Derici'den bahsedelim. Çok dobra ya. Bayılıyorum İrem'e ben. Gerçekten sevgi selam gönderiyoruz buradan. Kameralar karşısındaydı. Basın mensuplarının kalabalıklığını görünce yine bir espri patlattı ki buyurun röportajın devamı gelsin. Basın ordusu diyorum ben. En son bu kadar kalabalığı nerede görmüştüm? Boşandığım zaman görmüştüm. Yemin ediyorum. 2016 yılı boşandığımda görmüştüm. Haberim yok. Acaba evlenip boşandım mı diye bir kafamda dönmedi. Değil, özlemişim ama böyle kalabalığı. İrem Derici'yi ne ağlatır? Yani İrem Derici çok sık ağlar bu arada. Hani herhangi bir dizide, filmde bir anda ağlamaya başlar. Bu sabah da sinirden ağladım. Çünkü pantolonuma sığamadım. O da hırstan ağlamadır yani. Ama bu demek değildir ki 2 hafta sonra sığacağım. Allah başka dert vermesin. Ben ikinci şans vermeyi sever misiniz insanlara? Severim ama genelde kerizlik olarak geri dönüyor bana. O yüzden yani benim kerizliğim kalsın ama ikinci şansı herkesin hak ettiğini düşünüyorum hayatta, her konuda. Ben 2025 yılı astrologlara göre aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Topu size attım buyurun. Topu bana attınız. Bütün bu yorumları yapan astrolog kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ben de evlilik 2025'te değil, 2055'te de olmaz. Ama tabii evlenen çiftlere bir şarkı belki yaparım, niye olmasın? Kapalı mıyız artık o kuruma? Ya kapalı kurum ama evlilik kurumu. Büyük kapalıyım. Büyük kapalısın. Çok büyük kapalıyım. Aşka her zaman açığım. Çok açığım. 360 derece açığım. Ama evlilik falan bu saatten sonra beni yorar. Yorulmaya gerek yok. Dünya ortalaması belli. Boşanma oranları ortada. Risk almayalım ya, gerek yok. Yansın geceler, bu kadar kalabalık basın ordusunu görünce acaba boşandım mı yine? Yani işte böyle zeka, espri değil mi? Hem sorulan sorularla böyle tatlı içten cevap verebilmek de bir marifet bence. Neye güldün? Niye o dudaklar böyle oldu? Hani İrem Hanım'ın verdiği mesajları çok beğenmedim Ebru'cuğum. Beğenmedim. Evet, dobralık başka bir şey de. Evet. Ne dersiniz? Aşka açığım, evliliğe kapalıyım. 2025 değil, 2055 olsa bile çok zor, hatta olmaz. Kısmetini kapatıyor böylece. Hayal kırıklığına mı uğradın? Ha? Ha, ondan senin dudaklar büzüldü. Bir hayal kırıklığı yaşadın. Yani ama mesaj kötü ya. Sevmedim. Aşka hazırım. Tamam da bir de ruh hali çok acayip. Acaba bugün İrem, mesela ben ya da işte İrem'in bir beyefendi sevgilisi olsa, acaba İrem 5 dakika sonra ne yapacak? Ha. Böyle bir insanla yaşamak çok ama zor değil mi sence? Ama böyle çok içi dışında olan insanlar böyle pat diye söyler ya her şeyi. Hayır hayır, ağlayacak mı, sızacak mı, şuradan bir şey mi yapacak falan. Öngörülememezlik çok kötü bir şey. Belki de belli bir yaştan sonra. Sen ne dersin? Mesela İrem Hanım diyorum. Bir erkek olsa mesela, evet. 10 dakika sonra birden böyle Ebru diye ağlaya. O dengesizlik canım. O zaman? O dengesizlik, yani kendini dengesiz mi addediyor yoksa içim dışımda duygularıyla yaşayan, nereden olaylara tepki bağlı rahatlıkla hani gösterebiliyor muyum? Yani ama tabii onun şeyi çok önemli çünkü çok yorar. Yani bir olur, iki olur. Aa, ne kadar dobra yani deyip galiba ilişkilerin uzunluğu da bununla ilintili olabilir, evet, diye düşünüyorum. Yani evliliğe açık mı kapalı mı? Belli ki İrem kapalı. Sen açık olabilirsin, o açık olabilir. Böyle yer, yani kendi görüşü tabii de yerden yere vurmanın da bir manası olmadığını, evet, düşünüyorum. Doğru. Aşksa ne kadar güzel. Birisi çıkar karşına, dersin ki hemen evleneyim. Bütün sözleri yutarsın. Büyük konuşma fena bir büyük durum değil mi? Büyük konuşmamak lazım. Ama ayaküstü sohbetlerde bu oluyor Ebru. Evet. Evet. Ya o gün öyle hissediyordur belki de, ya da öyle diyelim. Hani bir açık kapı bırakalım. Niye evlenmesin? Evlensin. Çoluk çocuğa karışsın. Olabilir. Yoksa bana ne canım, ne derse desin. Tabii. Yani. Peki hadi buyurun.